Evet, Pir Aziz'deyiz. Bozat Köyü. Bozat Köyü'nde eskiden belde olan bir köy ama şu anda mahalleye dönüştü. Evet. Belki de Karadeniz'de böyle bir görüntü yok. Çok ilginç. Mutlaka herkesin sahilden sanıyorum burası 23 kilometre uzaklıktaki bir kavlan ağacı deniyor. Çınar Parkı'nda. Çınar kavlan ağacı. Şu kavlan ağacının gölgesine bir bakalım. Sanıyorum 3-4 kişi bunu kavrayamaz. Ama kavlan ağacının yanında çok daha ilginç bir ev yapılmış. Ağaçla iç içe, bakın merdivenler ve ağacın tepesinde bir ev var. Hakikaten çok ilginç. Kavlan ağacının uç noktasını görmemiz mümkün değil. Ama kavlan ağacı ile beraber bütünleşen, bu bir kamelya da değil, bir ev. Biraz sonra yukarıya çıkacağım, ben de merak ediyorum nasıl bir yer olduğunu. Burası eskiden belde olduğu için Çınar Park denen yer. Ve karşıda da yine bir kafe türü bir yer ama... Mehmet arkadaşım, karşıdaki çay ocağı, üstünde de nişanlarda, düğünlerde yemek pişen, şu anda kullanılıyor lokant olarak da. Eskiden burası neymiş? Çay ocağı olmadan çay önce. Yemek pişiyordu burada, size yemek veriyorlardı gelen köylüye, misafirliğe. Evet, evet. Köye. Evet, burayı bu şekilde değerlendiriyor. Köylü mü? Burayı kim çalıştırıyor? Belediye başkanı yapıyordu, önceden veriyordu birisine. Şu anda işte muhtar bir arkadaşa verdi, orası işletiyor. Temizliğini yapıyorlar, işletiyorlar. Evet. Gayet güzel, çok nezih bir yere benziyor. Çayınızı burada içebilirsiniz. Meşrubat, her türlü ikram burada alabilirsiniz. Ve burada salıncak da var. Aileler geldiği zaman. Ama ilginç olan ağacın arasına, dikkat edin, kavlan ağacının, çınar ağacının kalın bir dalı evin arasından geçiyor. Çok enteresan. Şimdi biraz sonra ağaca, eve çıkacağız. Evden bakalım nasıl görüntüler elde edeceğiz. Evet, gördüğünüz kavlan ağacının bir dalı. Bakın. Mehmet arkadaşımız da bu köy sakini. O da burada. Kavlan ağacıyla artık birbiriyle özdeş olmuş, eşleşmiş evdeyiz. Aşağıdan çekmiştik biraz önceki videoyu. Ben de bu evin şu anda balkon gibi kullanılan yerindeyim. Balkonu, küçük bir balkon. Ve evin içine giriyoruz. Tek odalı bir ev. Burada Mehmet Bey. Evet. Ne yapılırdı burada köylü? Burada nargile içilirdi. Eskiden nargilemiz vardı. Evet. Üzümüz daha kalabaydı. Şu anda tabii biraz musul gaz olduğundan fazla kullanılmıyor. Öyle mi? Evet. Ama hakikaten çok ilginç, çok da cezbedici bir görüntüsü evet. Var. Bakımı yine de yapılıyor. O kadar da böyle köhne değil. Evet. İşte elinden geldiği kadar yapıyorlar. Evet. Görüyorsunuz nargile içiliyormuş. Burada köy ahvali sohbetinde rahatlıkla yapabilir. Köy gençleri şuradan şöyle... İşte görüyorsunuz bu kavlan ağacının camları da eski tüp sürmeli camlardan. Evet, eski tüp sürmeli cam. Açılır. İşte görüyorsunuz kavlan ağacının görüntüsü. Ve burası manzarası da güzel. Evet. Kenardan ırmak da akıyor. Aslında bu değerler sahip çıkılması gereken önemli değerler. Ben Karadeniz'de böyle bir yer ilk defa görüyorum. Çok da dikkat ediyorum ama ilk defa görüyorum. Evet, aşağısı kafeterya hizmeti veriyor. Gelen misafirlere. Asırlık bir çınar ağacı. Bir başka adı da kavlan ağacı.